Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından merhaba. Türkiye 100 yılın felaketini yaşadı. 11 ilimizi etkileyen deprem hepimizin psikolojisini de derinden etkiledi. Bu psikolojik süreci nasıl daha rahat atlatabiliriz? Bununla ilgili merak edilenleri klinik psikolog Doktor Nazende Öksüz Özdemir'le konuşuyoruz. Nazende Hanım, depremin ruhumuz üzerinde bıraktığı travmayı nasıl yönetebiliriz? Bu travma karşısında tabii ki güvensizlik hissetmemiz, kaygı hissetmemiz, yer yer çaresiz ve üzüntülü hissetmemiz kendimizi son derece doğal. Ortalama bir ay ve en fazla 6-8 hafta içerisinde böyle travmalardan sonra günlük hayatımıza dönmemiz ve bu süre içerisinde daha iyi hissetmeye başlıyor olmamız gerekiyor. Herkesin baş etme şekli birbirinden farklı ama genel önerilerde bulunacak olursak yavaş yavaş günlük rutinlerimize dönmek, sosyalleşmek, sosyalleştiğimiz ortamlarda biraz daha günlük konuları konuşmaya başlamak, yardım davranışı, bunun dışında düzenli uyku, sağlıklı beslenmek, fiziksel aktivite, biraz belki bedenimize dönmek, bedenimizi gevşeten, rahatlatan egzersizler yapmak gibi küçük önerilerim olabilir. Bunlar dışında zamanla eğer toparlanma olmuyorsa mutlaka bir profesyonel yardım almamız gerekiyor. Deprem travmasını atlatma sürecinde kişilerin olumsuz haberlerden ve uyaranlardan uzak kalması öneriliyor. Vücudumuzda iki sistem bulunmakta. Bu sistemlerden bir tanesi bizi tehlikeye karşı daha uyanık tutmak üzerine programlanmış, hazırlıklı. Böyle travmalardan sonra da bu sistem gereğinden fazla aktif hale gelmeye başlıyor. Burada masaj, rahatlatıcı egzersizler, rahatlatıcı çaylar, akşam kafein tüketmemek iyi olabilir. Böyle olumsuz, bize iyi hissettirmeyecek haberlerden, uyaranlardan, sosyal medyadaki uyaranlardan uzak kalmak da yine bir diğer öneri olabilir. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Esen kalın. Başkent İnşaat İşin Uzmanı'nı sundu.